Hikmet Üç Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce günün öne çıkan gelişmelerinden bazı başlıklar. Kürt halkı 9 Ocak'ta alanlarda olmaya hazırlanıyor. Çünkü 9 Ocak 3 Kürt kadın devrimci şahsında Kürt halkına yönelik katliamın yıl dönümü. Öte yandan 2014 yerel seçimlerinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Bu seçimlere eş başkanlık sistemi damgasını vuracağı benziyor. Tüm bunları ekranlarınıza getireceğiz ama önce dünyadan öne çıkan haberler. Rusya'dan ard arda saldırı haberleri geldi değerli izleyenler. Bugün yine Volgograd kentinde bir otobüse saldırı düzenlendi. Yetkililer gerçekleşen ikinci intihar saldırısında en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıda 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Interfax haber ajansı polis kaynaklarına dayanarak Rusya'da bir günde iki intihar saldırısının meydana geldiğini belirtti. Dün de Volgograd'da bulunan merkez istasyonlarından birine yapılan saldırıda 17 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılar 7 Şubat'ta başlayacak ve 40 gün sürecek Soçi Kış Olimpiyatları öncesi yetkilileri kaygılandırıyor. Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı. Suriye'de çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların yoğunlaştığı Adra kentinde binlerce kişi tahliye edildi. Ülkenin sanayi merkezlerinden biri olan Adra'da rejim güçleri ve El-Nusra çetesine bağlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suriye Sosyal Güvenlik Bakanı kentten şimdiye kadar 5000 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Rejim güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki bölgelere havadan bıraktığı varil bombaları nedeniyle ölü sayısı ciddi oranda artış gösterdi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Grubu patlayıcı dolu varil bombalarıyla ölenlerin sayısının son 2 haftada 517'ye ulaştığını açıkladı. Öte yandan son ulaşan haberlere göre Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Lübnan'ın sınır kenti Arsal'da hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Irak polisi bugün Anbar kentinde bulunan bir kampa baskın düzenledi. Baskında 13 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Ramadi kenti yakınlarındaki kamp için Irak Başbakanı Nuri el-Maliki bir süre önce açıklamada bulunmuştu. Maliki bu kampın kurulduktan sonra zamanla El-Kaide'nin askeri karargahı haline geldiğini belirtmişti. Dün de Irak polisi daha önce hükümet karşıtı eylemleri destekleyen Sünni milletvekili Ahmet Al-Alvani'yi Ramadi'de tutukladı. Tutuklama sırasında çıkan çatışmada milletvekilinin kardeşiyle 5 koruması öldürülmüştü. PKK'nin kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi'nin Paris temsilcisi Fidan Doğan ve gençlik çalışanı Leyla Şahilemez 9 Ocak'ta Paris'te hunharca katledildi. 3 Kürt kadın devrimcinin failleri hala açığa çıkartılmadı. Katliamın birinci yıl dönümünde Kürt kadınları öncülüğünde alanlara çıkılacak. Demokratik Özgür Kadın Hareketi DÖK 9 Ocak Paris katliamına ilişkin Ahmet ve Mardin'deki eylem programını basın toplantılarıyla açıkladı. 9 Ocak Paris katliamının yıl dönümünü Kürt kadınları alanlarda karşılayacak. Kuzey Kürdistan'da Demokratik Özgür Kadın Hareketi öncülüğünde her merkezde eylem ve etkinlikler düzenlenecek. Hemen her kenti kapsayacak eylem planlamaları açıklanmaya başlandı. Ahmet'te BDP İl Örgütü binası Vedat Aydın konferans salonunda düzenlenen toplantıda Fransa'nın Kürt halkına yönelik yapılan bu katliam aydınlatılması istendi ve eylem takvimi şöyle ifade edildi. Farkin'de 1 Ocak'ta anma etkinliği, Kayapınar'da 3 Ocak'ta saat 13'te Dicle kentte sinevizyon ve anma etkinliği, Bismil'de 4 Ocak'ta anma etkinliği ve kitlesel yürüyüş, Lice'de 5 Ocak'ta saat 13'te BDP ilçe binası önünden kadın merkezine kadar yürüyüş, Yenişehir'de 4 Ocak saat 14'te TOKİ 3 kuyularda, 5 Ocak saat 14'te toplu konutlarda, 6 Ocak saat 13'te şehitlikte, 7 Ocak saat 13'te Şilbe'de anma ve sinevizyon gösterimi. Çınar'da 6 Ocak saat 12'de anma etkinliği ve basın açıklaması. Bağlar'da 7 Ocak saat 14'te ilçe binasında anma, Ergani'de 7 Ocak'ta belediye yas evinde sinevizyon ve anma etkinliği, Sur'da 8 Ocak'ta saat 12'de Hasır ve Mahalle Meclisi'nde sinevizyon gösterimi ve anma.
Ahmet merkezde 9 Ocak'ta saat 12'de Bağlar 4 yoldan Batıkent Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek. Bir diğer eylem merkezi ise Mardin. Demokratik Özgür Kadın Hareketi Mardin Kadın Meclisi eylem takvimini açıkladı. Buna göre Artuklu'da 3 Ocak'ta saat 18'de Saraçoğlu Mahallesi'nde meşaleli yürüyüş. Nisibin'de 3 Ocak'ta yürüyüş, 8 Ocak'ta Mitanni Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma etkinliği. Steur ve Derik ilçelerinde 5 Ocak'ta yürüyüş. Midyat'ta BDP ilçe binasında panel. Kerboran'da 6 Ocak'ta yürüyüş. Mehserti ve Rışmil ilçelerinde 7 Ocak'ta sinevizyon gösterimi ve basın açıklaması. Koser'de 9 Ocak'ta Özgürlük Meydanı'nda final yürüyüşü yapılacak. Öte yandan Derik'te Döklü Kadınlar Tepebağ Mahallesi'nde bir araya geldi ve 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek yürüyüşün hazırlıklarını paylaştı. Halk Roboski'yi unutmamaya ve unutturmamaya kararlı Ahmet'te Roboski'de yaşamını yitirenler anısına Rojava Parkı'nda Roboski anıtı yapıldı. Bugün BDP'li Kayapınar Belediyesi anıtın açılışını yaptı. Heykeltıraş Suat Yakut tarafından yapılan ve katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtın açılışına Roboski'li aileler de katıldı. Törende Roboski'li ailelerin yanı sıra BDP eş genel başkanı ve Ahmet Büyükşehir Belediyesi adayları Gülten Kışanak'la Fırat Anlı, BDP il ve ilçe yöneticileri, Barış Anneleri Meclisi üyeleri, İHA'de Şube Başkanı Raci Bilici, MHDER Başkanı Leyla Ayaz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi vardı. Yapılan konuşmalarda katliamın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sorumluların yargı önüne çıkartılmadığına dikkat çekildi. Katliamın örtbas edilmeye çalışıldığını dile getiren ve katliamın yıl dönümünde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Miran Encü de anıldı. Açılış töreninde katliamda yaşamını yitiren Selam Encü'nün annesi Semira Encü, "Biz Roboski'li 34 anne sadece kendi şehidimizin anneleri değiliz. Kürt halkının tüm şehitlerinin annesiyiz." dedi. ...2014 yerel seçimlerine eş başkanlık sistemiyle girecek olan kadınlar canla başla çalışıyor. BDP Kadın Meclisi kadınların taleplerini daha görünür kılmak için seçim beyannamesi hazırlıyor. Beyannamede Türkiye'de bir ilk olarak toplumsal cinsiyet etki raporunu uygulama kararı alınacak. Rapor çerçevesinde BDP seçimlerde kazandığı her belediyede bu sistemi hayata geçirecek. Hayata geçirilmesi planlanan sistem sadece kadın kitlesine değil toplumun tümüne hitap ediyor. BDP'li kadınlar bir proje gerçekleştirilecekse onun toplumsal cinsiyette karşılığı nedir, kadın tabanında karşılığı nedir, kabul görme durumu nedir araştırmasını yaparak bunu hayata geçirecek. Bu raporla kadınlara daha fazla söz hakkı vermeyi planlayan BDP, tüm projelerde kadın bakış açısının görünür kılınmasını esas alacak. Kadın Meclisi bu kararın tüm BDP'li belediyelerde zorunlu olmasını sağlamayı amaçlıyor. Eşit ve demokratik bir yaşamın mücadelesini veren kadınlardan biri de HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel. Ancak Tuncel'in bu mücadelesini engellemek isteyen Yargıtay 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı. Kadınlarsa karara tepkili, karara bir tepki de BDP kadın meclislerinden geldi. BDP kadın meclisleri Tuncel kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada iktidar ve hukuksuzluk batağına saplanmış yargı kurumları faturayı halklara ve demokratik siyasetin temsilcilerine kesme telaşında denildi. Tutuklu vekillerin ve Kürt siyasetçilerin durumuna dikkat çekilen açıklamada bu rehinelere yenilerinin eklenmek istenmesi mevcut hukuk sisteminin demokratikleşme önündeki temel engellerden biri olduğu bir kez daha göstermiştir denildi. Tuncel'in cezasının onanmasının Türkiye'de hukukun meşruluğunun bir kez daha sorgulanır hale getirdiğine işaret edilen açıklamada barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlere karara karşı mücadele etme çağrısı yapıldı. Zihniyet ve formunu kazanmaya çağırıyor.
ve BDP'nin yerel seçim hazırlıklar kapsamında düzenlenen aday tanıtım buluşmaları görkemli mitinglere dönüşüyor. BDP eş genel başkanları ve belediye eş başkan adayları dünkü görkemli tanıtım mitingi ardından Siirt İl Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. Eş başkanlar ve belediye eş başkan adayları halkı tek tek selamladı. Ardından söz alan Selahattin Demirtaş, halkın özgürlüğü ve halka hizmeti esas aldıklarını dile getirdi. Seçim ve sandık için sadece kurulmuş bir parti değiliz. Bizim bütün hedefimiz belediye kazanmak, milletvekili kazanmak değil. Bizim en büyük hedefimiz halkımızın özgürlüğünü kazanmaktır. Halk hırsızlara, yolsuzlara mahkum değildir. Alternatif yaratıyoruz dedi. İktidar yarışı, rant, hırsızlık yarışına alternatif olduğumuzu, halkın bunlara mecbur olmadığını göstereceğiz bu seçimlerde. Ne hırsızdan yana olacağız, ne hırsızı koruyandan yana olacağız. BDP yerel seçim adaylarının halkla buluştuğu bir başka kent Muş'tu. İl, ilçe ve belde belediye başkan adayları kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikle halkla buluştu. Aday tanıtım etkinliğinde BDP Parti Meclisi üyesi Nizamettin Öztürk ve BDP Belediye Başkan Adayı Nimet Sezgin kısa birer konuşma yaparak halkı selamladı. Belediye Başkan Adayı Nimet Sezgin amaçlarını anlattı. Amacımız makam, mevki, iktidar ve hükmetme değildir. Amacımız birlikte paylaşmaktır. Amacımız dağılışmadır. Amacımız Müslümanlarla birlikte yönetmektir. BDP'nin öz yönetimle özgür kimliğe şiarıyla seçim hazırlıkları da sürüyor. BDP'nin seçim çalışmalarını Merkez Seçim Komisyonu üyesi Mehmet Ayhan değerlendirdi. Ayhan, yönetimde katılımcı belediyeciliği benimsediklerini söyledi. Biz toplumda hasar açıdan sunan bir parti değiliz. İşte şu reçeteyi sunalım, size şunu yapalım diye bir parti değiliz. Biz toplumla birlikte toplumun tüm kesimleriyle, vasıtiyetimiz tüm kesimleriyle toplumla birlikte sorunlarını çözmeye dönük bir çaba içindeyiz. BDP'nin yerel seçim hazırlıklarını hızlandırmak ve çalışmaları genişletmek amacıyla internet sitesi yenilendi. Sitede BDP TV ile de partinin yaptığı etkinlikler canlı olarak seçmenlere duyurulacak. BDP'nin yenilenen sitesinde partimiz, BDP kadın adayları, adaylarımız, videolar, BDP TV gibi başlıkları yer alıyor. BDP site adresi bdp.org.tr. Sosyal medya adresleri facebook.com/bdpseçim, twitter.com/bdpseçim. İçinden geçtiğimiz çözüm sürecine ilişkin son gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Sürecin mimarı Sayın Öcalan'la görüşen heyetten BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve HDP Eş Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder 29 Aralık'ta Kandil'e gitmişti. Heyet dün gece döndü. Pervin Buldan, Kecekeli yetkililerle yapılan görüşmenin detaylarını paylaştı. Buldan, Öcalan'ın mektubunu ve süreci değerlendirmek üzere Kandil'e gittiklerini belirtti. Kandil'de bulunan KCK yetkilileriyle rutin bir toplantı yaptıklarını ifade eden Buldan, Öcalan'ın kendileri aracılığıyla 20 sayfalık bir mektubu Kandil'e iletmek üzere kendilerine verdiğini ifade etti. 8-9 saat süren toplantılarında sözlü bir aktarım olduğunu ifade eden Buldan, bu seferki görüşmede mektup verilmedi. Bütün alanlarda konuşulup tartışıldıktan sonra mektubun cevabı gelecek dedi. Türkiye'de yaşananlar barış süreci ve çözüm sürecini masaya yatırdıklarını ifade eden Buldan şöyle devam etti. Yaptığımız görüşmede Kürt sorununun çözümsüzlüğünden dolayı hırsızlık da olur, yolsuzluk da olur sonucu çıktı. AKP'nin yapması gereken bu sorunu çözmektir. Bu sorun çözülmeden süreç provoke edilmeye açıktır. Bu nereye kadar böyle gidecek? Yasal zemin oluşmadan sıkıntılar oluşur. Demokratik cumhuriyet temelinde artık adımlar atılmalıdır. Buldan, Perşembe günü adaya gitmeden önce yeni hükümetle görüşme yapmayı planladıklarını da ifade etti. Sayın Öcalan'la 2014 yılında bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Perşembe günü bu talebimizi de Adalet Bakanlığı'na ileteceğiz. Yeni yıla girerken Sayın Öcalan'la görüşme yapmayı umuyoruz dedi.
Yarın 2013 yılını geride bırakıyoruz. 2013 yılının ilk değerlendirmesi KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Cemil Bayık'tan geldi. Bayık Türkiye demokrasi güçlerinin faaliyetlerini Fırat Haber Ajansı'na değerlendirdi. KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Cemil Bayık Gezi direnişine değindi. Bu direnişi Türkiye demokrasi birikiminin harekete geçmesi olarak nitelendiren Bayık zamanlama ve koşullara değindi. Bunun Kürt Halk Önderi'nin Nevroz'da başlattığı demokratik siyasal çözüm hamlesiyle bağı vardır. Gezi hareketini ortaya çıkaran tarihsel birikim aynı zamanda Önder Apo'nun Nevroz hamlesini başlatmasının tarihsel nedenlerindendir. Cemil Bayık HDP'nin kuruluşuna da dikkat çekti. Böyle bir parti ya da demokratik hareket sadece bir ittifak, devrime destek verme gibi ele alınmamaktadır. Kesinlikle demokratik devrimimizin tamamlayıcısı ve bütünleyicisi olarak görülmektedir, dedi. Halkların Demokrasi Partisi içinde kim mücadele ederse o güçlenir, diyen Bayık, diğer toplumsal ve siyasi güçlerle ortak hareket etmesiyle Türkiye'nin geleceğine yön verebileceğini söyledi. Bayık'ın dikkat çektiği bir diğer konu ise Alevilerin de 2013 yılındaki hak mücadelesiydi. AKP'nin Alevilere yönelik herhangi bir açılımının olmadığını söyleyen Bayık şöyle devam etti. AKP'nin bu açılım ve çalıştayla hedeflediği tasfiye politikasını kabul etmediler, boşa çıkardılar. İster AKP olsun, ister CHP olsun, ister başka birisi olsun, Alevileri devlete yanaştırmak isteyen, devletle bütünleştirmek isteyen anlayışlara karşı çıkılacaktır. Barış sürecinin bir gereği de koruculuğun lağvedilmesi ve karakol yapımlarına son verilmesiydi. Ancak tam tersi oldu. Başta Cölemert'te karakol yapımlarına bir de kalekollar eklendi. Halk bölgede terör estiren yapılara tepkili, karakol yapımlarına ve asker baskısına tepkisini dile getiren halka askerler saldırdı. Saldırı sonucunda biri ağır, 3 köylü ağır yaralandı. Şemzinan ilçesine bağlı Naberojan köylüleri asker baskısına karşı 10 gün önce karakol önünde oturma eylemi başlatmıştı. Karakol yapımlarına tepki gösteren halk karakol önündeki yolu kapatarak tepkisini dile getirdi. 10 gündür devam ettirilen eylemden kaynaklı erzak gitmeyen karakollara yeni yol açmak için bölgeye iş makineleri gönderildi. Köylüler bunun üzerine iş makinelerinin çalışmasını engelledi. Kısa süre sonra askerler köylülerin eylemine gaz bombalarıyla saldırdı. Saldırıda biri ağır, 3 köylü yaralanırken köyde gerginlik devam ediyor. Üniversiteler bir yandan polis kıskacındayken diğer yandan ırkçı saldırıların merkezi haline geldi. En son dün ülkücü bir grup Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrencilere saldırmıştı. Saldırının ve silahlı tehdidin bugün de devam ettiği kaydedildi. Saldırıda ırkçı grupların Rıdvan İşler adlı Kürt öğrenciyi bıçakladığı öğrenildi. İşlerin kaldırıldığı Köroğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan Kürt öğrenciler saldırıları protesto etmek amacıyla kampüste oturma eylemi başlattı. Polis öğrencileri ablukaya alırken öğrenciler ülkücü grupların tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Saldırılara müdahale etmeyen polis üstüne de hastanede tedavisi devam eden işleri gözaltına aldı. Eylem sonrası işlerin gözaltına alındığından habersiz olan arkadaşları ziyaretine giderken yine aynı grubun saldırısına uğradı. Saldırılara direnen öğrencilerin işlerin götürüldüğü Bahçeli Evler polis karakolu önündeki bekleyişi devam ediyor. Cezaevlerindeki sürgün işkencesi ve hak ihlallerine karşı direniş devam ediyor. Silivri'ye sürgün edilen tutsaklar açlık grevine başladı. Tekirdağ ve Edirne F tipi cezaevlerinden Silivri, Üçnoğlu ve Altınoğlu cezaevlerine sürgün edilen tutsaklar şizofren koğuşuna alınmaları ve baskılara karşı açlık grevi eylemi başlattı. Üçer günlük dönüşümlü açlık grevi 21 gündür sürecek. Müvekkillerinin talepleriyle ilgili olarak cezaevi müdürüyle görüşen avukat Ayşe Acinikli'ye müdürün biz böyle takdir ettik cevabı verdiği öğrenildi.
Avukat Acun İkli müvekkillerinin şizofren koğuşu yazılarının kaldırılması için defalarca kez suç duyurusunda bulunduktan sonra bu yazıların kaldırıldığını söyledi. Bu durumu protesto etmek için tutsakların üçer günlük dönüşümlü açlık grevine girdiklerini belirten Acun İkli, ancak direniş karşısında baskıların daha da arttığını söyledi. Siyasi tutsaklar ilk defa getirildiler oraya ve şöyle bir durum var. Altınoğlu'daki 10 kişi de, Üçnoğlu'daki 17 kişi de tek kişilik hücrelerde kalıyor. Dün Üçnoğlu cezaevini... Rojava ile devam edelim. YPG güçlerinin Tırbespiye bölgesinde çetelere karşı operasyonu 4. gününde bölgede dün yaşanan çatışmalarda çok sayıda çete üyesi öldürüldü. Dünkü çatışmaların ardından Tılhemiz kasabasının batısında bulunan 3 köy çetelerden arındırıldı. YPG kaynaklarının verdiği bilgiye göre 4 gündür devam eden operasyonlar sonucu Tılhemiz ve Tılbere kasabalarına bağlı 17 köy çetelerden arındırıldı. Operasyon kapsamında ilerleyişini sürdüren YPG güçlerinin Tılhemiz kasabası üzerindeki kuşatması ise devam ediyor. Rojava'dan Demokratik Özerk Yönetim inşa çalışmalarına bakalım. Rimelan'da gerçekleştirilen halk toplantısıyla Cizir Bölge Yönetimi belirlendi. Cizir bölgesi içinde yer alan kent ve köy temsilcilerinden oluşan 77 delegenin katıldığı toplantıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de hazır bulundu. Toplantıda konuşan Rojava Halk Meclisi Eş Başkanı Abdülselam Ahmet, Rojava'daki her iki meclisinde Cenevre 2 toplantısına tek bir heyetle katılma kararını hatırlattı. Ahmet, eğer Kürt halkının statüsü gündeme gelmeyecekse Kürtler Cenevre 2 toplantısına katılmamalıdır dedi. Konuşma ve değerlendirmelerin ardından yapılan seçimle Cizir Bölgesi Halk Meclisi oluşturuldu. Öte yandan DTK, Rojava'ya yönelik yapılan saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Rojava devrimine tahammül gösteremeyen egemen güçler ve uzantılarının devrimi boğmak istediği belirtildi. Türkiye'nin demokratik geleceğinin Kürt halkıyla ortak stratejik birlikteliğinden geçtiğine vurgu yapıldı. Maden ocaklarında can kayıplarının sonu gelmiyor. Yılın son gününde de bir maden işçisinin daha yaşamını yitirdiği haberi geldi. Son 4 yılda böylece yaklaşık 400 çalışan iş cinayetlerine kurban gitti. Zonguldak, Kilimli ilçesinde daha önce mühürlenen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Dün gece saat 20 sularında yaşanan göçükte mahsur kalan 42 yaşındaki Yüksel Yüksel hayatını kaybetti. Yüksel'in cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca olayın polisten gizlendiği ve Yüksel'in ocaktan çıkarılmasının ardından ekiplere haber verildiği öğrenildi. Kış aylarının yaklaşmasıyla bölgede her yıl yaşanan elektrik sorunu bu yıl krize dönüştü. DEDAŞ'a bağlı DEPSAŞ yeni yıl öncesi elektrik kullanıcılarına kötü bir haber verdi. Dicle Elektrik Parakende Satış Şirketi DEPSAŞ, Ahmet, Rıha, Mardin, Sirt ve Şırnak elektrik borcunu ödemeyen 217 bin abonenin elektriğini keseceğini duyurdu. Şirket abonelerin biriken elektrik borçlarını en geç yarına kadar ödemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada yarına kadar borcu olan abonelerin borçlarını ödemesi halinde faiz affı kampanyasından yararlanacağı da belirtildi. DEPSAŞ'tan gelen açıklama bu yönlüyken elektrik kesileceğini belirten 6 ilde haftalardır elektrik sorunu yaşanıyor. Birçok kente protesto edilen elektrik kesintileri nedeniyle halk isyan edecek noktaya geldi. Devlet doları götürüyor buradan zehra yok. Biraz şey taraf boyu çek. Biraz
Dünyadan bir saldırı haberi de Yunanistan'dan geldi. Başkent Atina'daki Almanya Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sabaha karşı saat 3.40'ta Büyükelçiliğin metalden olan kapısının en az 4 mermi sıkıldığı öğrenildi. Görgü tanıkları Büyükelçilik önüne yaya gelen 2 kişinin kurşun sıktıktan sonra bölgeden uzaklaştığını belirtti. Büyükelçi Wolfgang Doldun saldırı yaşandığı saatlerde binada olduğu belirtildi. Olayda ölü veya yaralı olmadığı kaydedildi. Atina'daki Almanya Büyükelçiliği daha önce 1999 yılında 17 Kasım Hareketi üyeleri tarafından hedeflenmişti. Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını askıya almıştı. Karara yönelik protesto gösterileri sürüyor. Dün başkent Kiev'de yüzlerce araçlık bir konvoy oluşturan eylemciler korna ve sloganlar eşliğinde Yanukovych'in konutuna ilerleyerek hükümeti istifaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Yanukovych'i politikalarını Rusya ekseninde yürütüp Avrupa Birliği'nden uzaklaşmakla eleştiren Ukraynalılar 29 Kasım'dan bu yana sokakta. Onlar bundan tam 10 yıl önce özerkliklerini ilan ettiler. Meksika'nın yerli halklarından bahsediyorum. Ancak özerkliği ilan etmek kolay olmadı. Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun mücadele geçmişine ilişkin kısa bir dosya hazırladık, izleyelim. Meksika'da Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu bu yıl 30. kuruluş yıl dönümünü kutlarken Ocak 2014'te ise halkın huzuruna çıkmalarının 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 1983 yılında Meksika'nın Chiapas bölgesinde sınırlı sayıda militanın bölgedeki yerli grupları arasında başlattığı mücadele artık uluslararası boyutta adını duyuracak bir seviyeye ulaştı. Maya yerlileri arasında 11 yıl boyunca yürütülen mücadele 1 Ocak 1994'te tam bir direnişe dönüşerek kendini gösterdi. Bu silahlı direniş sonucu başta San Cristobal olmak üzere birçok kasaba ve kent kurtarıldı. Direniş aynı zamanda 500 yıldır bölgede sürmekte olan sömürgeci işgale karşı yerli halkların yeniden ayağa kalkmasını simgeliyordu. Teslimiyet sözcüğünün dillerinde karşılığı olmayan yerli halkları isyan sonrası mücadele yükselterek bundan 10 yıl önce kendi özerkliklerini ilan ettiler. Bugün bu özerk alanda kendi yönetim, savunma, eğitim ve adalet sistemine sahipler. Komünler halinde yaşayan topluluklar tarıma dayalı kendine yeten bir ekonomik düzen kurmuş durumdalar. Escuelita Zapatista adını verdikleri okullarında dünyanın her tarafından bölgeye akın eden gençlerin de katıldığı komün yaşamı doğrultusunda eğitim kampları düzenliyorlar. Neoliberal politikalara karşı uluslararası dayanışmayı öneren en beklenmedik anda bundan 20 yıl önce ortaya çıkan Zapatista isyanı insanlığın haysiyetini simgelemeye devam ediyor. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.